kutsal bellemiş bu iktidar ne oldu da şimdi birdenbire devlete marketçilik yaptırıyor? Dün belediyelere pazarcı yaptırdı, bugün devlete marketçilik yapıyor. Kamucu olduğundan mı? Et balık kurumu diye bir şey var. Bunu devlet süt satar mı, balık satar mı oldu işte. SEK vardı. Devlet hıyar sattı. Şimdi mesele şu, devlete perakendecilik yaptırıyorsun. Evet. Ya et balık kurumunu yediniz, süt kurumunu yediniz. Evet. Bunlar piyasada gerektiği zaman müdahale etmek için var. Evet. Fisko Birliği yediniz. Tariş ne durumda? Ha? Yani Çaykur'u Çaykur. Rize diye kurtardılar. O da batıyor. Rizeli olmasaydı Cumhurbaşkanı satılmıştı zaten. Aynen öyle. Fisko Birlik gitti. Samsun'da tütün. Tütün bitti. Yani Türkiye'de. Buğdayı kontrol için TİGEM çalıştırılır. Daha da TİGEM var. TİGEM Hububat'ta bitti. Devlet bunu satar mı, onu satar mı noktasından, bu yasalara girmesin noktasından ki bunlar devletin gerçekten satışı için değil, piyasada bunlar temel gıdadır. Bizim burada olmamız lazım. Bir gün dara düşerse millet, ben bunu kullanacağım diye vardır bunlar. Bunları savunan da oydu. Az önce Kürt meselesinde ya da HDP meselesinde konuştuğumuz yere geliyoruz yine. Ya bugün geldin, bütün tedarik ağları özel elde, ki asıl büyük ağlar bunlar, yani devletin yapabileceği iş orada. Manavlık işi devlette. Eskiden manavlık mı yapar devlet dedikleri onu o büyük işletmelere diri kastederek biraz küçümseyerek manavlık mı derlerdi? Ya işin realitesinde geldiğimiz zaman en sonunda gerçekten manavlık yaptınız ve manav olarak ürünü aracıdan alıyorsunuz. Yani geldiğimiz garabetin boyutları insanı şaşırtacak ölçüde. Dolayısıyla bu işten biz ekonomik olarak da çıkamayacağız. Yani bu kafayla çıkamayacağız. Yine aynı yerde de aynı şekilde çarkı felek burada da işliyor. İpek, kağıt toplayıcıları... Bugün Sayın Kılıçdaroğlu ziyaret etmiş. Kim? Sayın Kılıçdaroğlu. Kağıt toplayıcıları. Bana fotoğraf geldi. Öyle mi? Göndersin ziyaretten mi? İstersen onu şey evet, yapalım. Evet, önemli bir konu. Çünkü gerçekten durup dururken birdenbire... Bu mesele alevlendi ve sayısız operasyon yapılmaya başlandı. İddia o ki bu sektöre girmek isteyen başka bir oyuncu var ve ona bir alan açılmaya çalışıldığı söyleniyor. Gerçi bugün bakanlık bu meseleyi reddetti. Yok böyle bir konu dedi. Biz sadece Çevre ve Şehircilik Bakanı, biz sadece israfın önüne geçmeye çalışıyoruz diye bir açıklama yaptı. Geldi mi fotoğraf? Gönderdim şu an. Tamam, peki. Şimdi hemen arkadaşlar hazırlasınlar o zaman fotoğrafı. Onurcuğum, Güvencim, siz herhalde hazırlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Peki. Yani ben bu yoksulluk çalışırken İstanbul'un hani en yoksul mahallelerine gittiğimde bu kağıt toplayıcılarının evlerine de gittim. Kağıt toplayıcılarıyla konuştum, çocuklarıyla konuştum. Çünkü pandemi döneminde okula gitmeyen çocukları da onlarla birlikte kağıt topluyorlardı. Hükümetin şimdi politikası yoksullukla mücadeleden çok yoksullarla mücadeleye dönüştü. Yani bu kağıt toplayıcıları da toplayıcılarıyla mücadele de biraz ona benziyor. Yani güvencesiz ve sağlıksız çalışma koşullarının engellenmesinin yolu kişilerin elinden işlerinin alınması değil, o yoksulluğun giderilmesidir. Bunun bir şekilde artık anlaşılması gerekiyor. Niçin yapılıyor bilmiyorum. Ama orada çok ciddi bir yoksulluk var. Fotoğraflar burada... bunlar arkadaşlar. Atık kağıt işçileri. Nerede? Nereye gitmiş İsmail? Ümraniye. Ümraniye sen kendisi ziyaret etmiş. İşte tamam, benim gittiğim yerlerden biri de burasıydı. 30 depoları varmış Ümraniye'de. Evet. 30 depoları varmış. Evet. Yani gerçekten işte insanlar... Ali Mendillioğlu atık kağıt işinde mücadele veren bir arkadaşımız yıllardır. Çabalar. Ali Mendillioğlu aynı zamanda Beyoğlu CHP Belediye Meclisi üyesiydi. Kardeşi Dinçer Mendillioğlu da Ankara'daki atık kağıt işçilerinin örgütleyicilerindendir. Kendileri burada çok mücadele verdiler. Hemen Canan Hanım'ın yanındaki uzun saçlı arkadaş Ali Mendillioğlu. Evet. İpekçim. Evet, yani bunu bir politik olarak ben yoksullukla değil yoksullarla mücadele edildiği yolunda yorumluyorum. Ve insanların bu yoksulluğunun giderilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ellerinden işlerinin alınmaması gerekiyor. Bu insanlar gerçekten çok ciddi olarak yoksullukla mücadele ediyorlar. Ben gördüm, bu insanların evlerine gittim. Birçoğunun evinde inanın cam bile yok, pencere yok. Yani o karton kutularla kapatılmış. Öyle büyük bir yoksulluk var. İnsanlar çocukları 5 yaşında, 6 yaşındaki çocuklarını o çöplere indiriyorlar, kağıt toplatıyorlar.
Taşeron mu aranıyor? Tutuklanan işçiler de Siverekliymiş bu arada. Evet. Siverekli köylülerimiz, vatandaşlarımız. Tamamı mı? Üç tane zaten tutuklanan. Yani fark etmez ki hepsi Siverekli ondan anladığım kadarıyla. Yani ben zaten bunlar hemşeri haline geliyorlar. Bir grup benim bildiğim Niğdeli'ydiler. Bir grup böyle Siverekli insanlarımız. Şimdi bunlar ekonomiye de katkıda bulunuyorlar. Niğdeliler hurdacıdır. Metal hurda topluyorlar benim bildiğim. Camı dönüştürüyorlar. Evet. Plastik çok faydalı dönüştürüyorlar. Bir şey Hakan çok abi demiri şey dönüştürüyorlar. Yani bunlar aynı zamanda çevreye katkıda bulunuyorlar. Ekonomiye katkıda bulunuyorlar. Yani burası belli ki yani bir rant alanı, çöpü bile çok görüyorlar kardeşim. Yani işçiye, emekçiye, vatandaşa çöpü bile çok görüyor. Toplama diyor onu yani. O da endüstriyel bir sektöre dönüşecek. O bakımdan yani en azından bu insanlar bir biçimde ekonomiye entegre edilsinler. Yani o ki bu türde çalışmaları istenmiyor, arzulanmıyor. O zaman ekonomiye entegre etsin. Elindeki ekmeği almak ne büyük gaddarlık. Peki, o zaman biraz da iç siyaset konuşalım. Ekonomi meselesine baktıktan sonra. Bir dakika. Candan Yıldız, program koordinatörümüz bir son dakika bilgisi aktarıyor. Resmi gazetede şu an Çevre Bakanlığı atık ön işlem ve geri kazanım tesislerinin genel esaslarına ilişkin bir yönetmelik yayımlamış bu gecenin resmi gazetesinde. Neymiş ne içeriği acaba? Hemen şimdi onu belli da alırız. Yani çok eli kullandı demek. Sen ne düşünüyorsun? Buradan bir tabii, yeni yani bir alan açıldı. Burası belli ki bir sektör olarak tanımlanacak ve yani eğer yanılmıyorsam, yani yanılabilirim tabii, yani esneme payı da bırakayım, boşluk bırakayım. Yani buradan burası çok yani ya büyük şirketlere açılacak, profesyonel bir alana açılacak ya da bir yani buradan bir rant elde edilecek. O yüzden ihtimaldir ki bu türden meslek grupları yani şimdiden sektörün dışına çıkarılacak. Burası bir sektör haline gelecek. Ve bunun dışına çıkarılacaklar. Öyle anlaşılıyor. Aynen, doğru anlıyorsun. Ya bu böyle şeyler yapılabilir. Ya ben önce olay kafamıza düşüyor ve bu olayı uygulamaya başladıktan sonra insanların haberi oluyor. Ya çıkın, bir siyaset denen bir kurum var. Bunları izah etmek için var. Ya biz böyle bir şey yapmak istiyoruz. Hatalarında muhalefet söylesin. Sektör temsilcileri söylesin. Burada çalışan emekçiler söylesin. Biz söyleyelim burada, araştırıp bakalım neymiş, doğrusu yanlışı neymiş. Burada bir hal yol çaresi yapalım. Bu da yapılabilirdi. Tabii. Ama niyetin iyi olmadığı oradan belli. Bir anda biz bu işi oldu bittiyle yapalım. Eğer birileri direnmeseydi zaten haberimiz bile olmadan belki yapmaya kalkışacaklardı. Ya her işi bunu yaparken niye sürekli birileri gözaltına alınıyor? Ben onu anlamıyorum. Yani her iş yaparken bir şekilde bir baskın şeklinde yapılıyor. Yani... bu da öyle, başka işler de öyle ama mutlaka arada birileri gözaltına alınıyor. Bu gözaltına alınmadan yapılamıyor bu işler yani. Başkanlık olarak. Bir bilgi vereyim. Dinliyoruz. Şu an bu fotoğrafları, bir saniye. Şurada işçilerin, yani bu kağıt atık toplayıcıları ve atık toplayıcıların başkanı Mahmut Bey, Mahmut adlı kişi... Atanamayan biyoloji öğretmeniymiş. Evet, hep biliyoruz. Biz kendisini yayına bağlayacaktık. Ya. Bir aksilik yaşandı. Atanamayan bir biyoloji öğretmeni Ali Mendillioğlu da zaten böyle, nasıl diyeyim, bir derviş gibi bir insan yani, konuşmalarıyla falan. Çok başka bir dünyaları var. Biyoloji öğretmenine şu işi bile yaptırmıyorlar. Evet, zaten problem ondan kaynaklanıyor. Candan Yıldız resmi gazetenin detaylarına ulaştı. Kağıt ve karton atıklarda dahil olmak üzere bir yönetmelik, atık ön işlem ve geri kazanım tesislerinin genel esaslarına ilişkin yönetmelik burada yayınlanan regülasyonlar arasında kağıt ve karton atıkların toplanması ile ilgili de bir madde var. Evet, durum bundan ibaret. Son 5 dakikamız, son reklama